Türkiye 1 Nisan'a şaka gibi uyandı. Elektriğe, doğalgaza, sanayide kullanılan doğalgaza gelen zamlar insana pes dedirtti. Konut idaresinde kullanılan doğalgaza %35 zam gelirken sanayide kullanılan doğalgaza %50 zam geldi. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Düşüncesini hep birlikte görelim. Şimdi Amerika ile Rusya kazanıyor. Biz kazanamıyoruz. Bize bu işlerin şeyi kalıyor da işte ne diyorsunuz ona? Sıkıntıyı biz çekiyoruz. Onlar devamlı yalandan yere savaş mavaş derken 40 dolardan nereye çıktı petrol? 120 dolara çıktı. Doğalgaz kaça çıktı? Bu da malum. Onlar bir iki ayda, Haziran'ın sonuna doğru biter bu sıkıntı. Başka bir şey demiyorum ben. Bu zam hakkında ne düşünebilirim ki yani? Ya her şey zam verdiler zaten. Doğalgaz hakkında zam açmıyoruz yani. Soba yakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Aynı şekilde ben de zamlı olduğu için zaten açtırmadım tamamen. Yaptırmadık yani. Vallahi ne düşüneyim? Herkes tuttu başını aldı gidiyor. Bir de hükümeti suçluyor. Hükümeti niye suçluyorsan? Hep stüp yapmışlar. Depoları dolu. Anladın mı? Daha ne olur? Daha ne diyeyim söyle. Akşama kadar simit satayım ben kolumda. Simidi yine ben 2,5'a vereyim. Halk gitsin değil. Dayanıyorum. Kimisi tutmuş 3'e veriyor. Kimisi 4 diye. Bir daha orada pastanede 4 liraya 3,5'a veriyorlar. Herkes tuttuğunu şey yapıyorlar. Anla dediğimi. İdare etmeye çalışıyoruz. Çok pahalı her şey. 250-300 lira her ay para ödüyoruz. O da idare ettiğimiz şekilde yani. Yoksa kötü. Fırın açmıyoruz. Süpürgeyi günde iki günde bir açıyoruz. Çamaşır makinesi aynen öyle. Lambaları kapatıyoruz. İdare ediyoruz işte. Ne bileyim edebildiğimiz kadar. Vallahi gidişatlar kötü. Olmaması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Yani her ay gelen zamlardan şikayetçi misin? Ben şikayetçiyim. Yapacak bir şey yok. Her gün zamla uyanıyoruz. Her gün zamla uyanıyoruz. Devletin yaptığı işler yani. Buna yapacağımız bir şey yok bizim. Devlet ne? Zamı kimse doğru bulmaz kızım. Dünyadaki şeyin yani nasıl diyeyim sana? Dünyadaki bütün rejyonların kesildiği yerler yani. Nasıl yapacaksın yani? Hiç de önlem yapamıyor. Niye önlem yapamıyor? Bulaşık makine, çamaşır makine, elektrik makine. Hiç de bir önlem alamıyor yani. Geliye zam veriyor, gidiyor. O kadar. Aman reisimize bir şey olmasın. Zam hakkında ne diyebilirim ya? Zam bize vız geliyor yavrum. Aynen öyle. Zam bize vız geliyor. Oraya bir şey olmasın. Onu iyi koruyalım. Gerisi önemli değil. Ya memleket böyle mi uçacaktı ya? Şeyin lambaları, avizeyi değiştirdim. Ben lambaları küçülttüm ya. Ben iki kişiyim. 350 lira elektrik parası ödüyor. Ayıp denilen bir şey var bizim. Bitti ya. Bittik yerim. Bittik yani. Ya ülke bitti. Şu anda hani ben şeylere bakıyorum, esnaflara bile bakıyorum ben. Esnaf hiçbirisi biz diyor, bittik diyor adam. Bugün itibariyle doğalgaza zam geldi. Bu zamı nasıl buluyorsun? Uygun bulmuyorum. Yani şu andaki kazancımıza göre çok fazla. Bugün bir asgari ücret 4253 lira. Zam oranında maaşımıza zam yapılmadı. Yani doğalgazın zamı oranında maaşımıza zam yapılmadı. Çok az. Daha da sıkıntıya gidiyoruz yani gitgide. Bu zamı şu şekilde değerlendiriyorum ben. Bu bizim sonumuz iyiye gitmiyor. Diyeceğim o. Yani iyi görmüyorum. İyi görecek bir tarafı var mı? Zam artık... Sağdan soldan çürük odunlar yok. Vallahi yerim bu şimdi bir tek Türkiye için değil. Ben mesela ben şahsım olarak ben koyu AK Partiliyim yani. Ben partiyle bir şey ilgisi yok yani bundan. Çünkü dünyanın ekonomisi bozuk. Yurt dışlarından yani bize karşı değil, Türkiye olarak değil yani. Ben onu kesinlikle söylemem yani. Partilerine bir ilgisi yok bunun hükümetle. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı oldu. O yüzden de... Etkiliyor yani bunu, bizi etkiliyor yani. Zaten dünyada Türkiye'nin dostu var mı? Yok. Türkiye ne yapıyor? Onlar uyuşturmaya bakıyor yani. Bunu hiçbir ülke yapabiliyor mu? Bir Amerika, bilmem Fransa, İngiltere hiçbiri yapamaz Türkiye gibi. Devlet süspansiyonlara devam edecekse yine de fazla. Fazla. Yani biraz da vatandaşı düşünmelerini isterim. Başka ne diyebilirim ki? Bilmem. Biraz kış biterken garip olmuş. Bu dönem hani son kar yağmasında bayağı bir fark etti. Ama herhalde savaş falan bu tip olaylar etkiledi. Bu bizim tek Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil ki zaten. Mesela fırına koymam gereken şeyi bazen hani ocakta yapmak isteyebiliyorum yani. Bu tip şeyler. Vallahi bilmiyorum. Doğalgazı bende de var. Ne düşüneyim bilmiyorum. Çok derin yer geliyor doğalgaz. Vallahi bu bir Nisan şakası değildir inşallah. Ama şakada olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten her gün böyle ayrıntılı olarak her gün zam geliyor bir şeylere. Artık biz alıştık. Bizi alıştırdılar yavrum. Bize önce yedirdiler. Şimdi sesimiz sesi çıkmasın diye. Şimdi habire yüklüler inceden inceden.
maalesef. Yakında ekmeği 25 liraya da yiyecekmişiz, öyle duydum ben. Olsun, ne yapalım? Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Doğalgaza yapılan zam sadece doğalgaza değil, elektriğe, işte suya, una da zam yapıldı, şekere de zam yapıldı, yeni TMO. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Yani bunun bir önüne alınması, bunun için bir tedbir alınması, bunun için çoğu şeyin değişmesi lazım artık. Düzenin değişmesi lazım. Ya bu iş böyle olmaz yani. Çoğu insan işsiz, evine ekmek götüremiyor, çocuklarına bakamıyor, ailesine bakamıyor. Çoğu insan kredi kartı patlamış durumda. Allah sonumuzu hayır etsin. Zamlardan dolayı sizin evinizde de kısıtlamalar oldu mu? Ya kısıtlama tabii ki, zorlandık onunla ilgili. Mesela bu ay 500 lira doğalgaz faturası geldi. Normalde 300 ile 500, 300 ile 400 arası giriyordu. Ama bu ay 500'ü geçti doğalgaz faturası. Elektrik de hakeza öyle. Dediğim gibi Allah sonumuzu hayır etsin. Yani demek de olmuyor tabii ama bunun için köklü değişikliklerin yapılması, bu düzenin değişmesi lazım artık ya. Yani böyle olmaz yani. İnsanların, vatandaşların üzerine biraz daha yük binmiş oldu böylelikle. Gerçi yaz dönemine girdiğimiz için bu şu anda çok fazla hissedilmeyecek ama kış döneminde bu artarak daha da katlanacaktır.